Değerli arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Reader hisse senedinin özet bilançosuna akabinde teknik analizine geçiş yapacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar bilançomuz geldi. Reader hisse senedimizde ancak kötü bir bilanço geldiğini söyleyebilirim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir önceki senenin ilk çeyreği ile bu senenin ilk çeyreği yani ilk 3 aylık bilançoların kıyaslanmasıyla üzerine gideceğiz. Satışlarımıza eksi %26 bir düşüşlük söz konusu olmuş. Esas faaliyet karımız %7 düşmüş. Vergi öncesi faaliyet karımız %15 düşmüş arkadaşlar. Bu tabii ki satışların düşmesi de açıkçası bence iyi oldu diyemeyiz. Ve net dönem karımıza baktığımız zaman arkadaşlar burada ne yani sonuçta orantısı yazmıyor ancak bir önceki senenin yani 2023'ün ilk çeyreği ile bu senenin arasında bakıldığı zaman felaket bir şekilde düşüş olduğunu görebiliyoruz. Eksi 219.000 seviyesinde bir parasal çıkış var. Kasadan para çıkmış. Bilançomuz kötü bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu ne demek oluyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son bir yıllık bir kıyaslamadan bahsediyoruz. Yani bundan sonraki durumu açıkçası daha iyi olma ihtimali var. Özellikle elektrikli araç yapma konusu, yeni iş ilişkileri vesaire. Bunlar tabii ki önümüzdeki 3 aylık yani ilk yarıma bakacağız arkadaşlar. Yani ikinci çeyreğine bakacağız. O zaman tabii ki daha belirleyici olacaktır. Ancak kanaatimce eğer ki elektrikli otomobil yapma vesaire gibi durumlarla biraz daha bu bilançoda bir toparlanma olacağını düşünüyorum. Ancak bizim tabii ki şu anki durumumuza baktığımız zaman parasal olarak yani net dönem karı olarak maalesef iyi bir bilanço geldiğini söylemek doğru olmaz. Özet bilanço tarafında ise arkadaşlar bakın burası gelir tablosu. Özet bilançoda ise dönem varlıklarda %2'lik bir artış olmuş. Bu likiditeye bir yıl içerisinde çevrilebilecek bir kalem. Duran varlıklarda %2'lik bir düşüş olmuş. Fazla bir yatırım olmamış. Hiç yani nötr bir şekilde gitti diyebiliriz. Finansal borçlarında %4 artış olmuş ve net borcu %117 artmış. Şimdi net borcun artmasını şuna bağlayabiliriz. İşte elektrikli araç yapacak, arsa tayin olacak, fabrika açacak vesaire buna paralar ihtiyaç var. Zaten bildiğiniz üzere hisse senedi çok yüksek seviyelerden 36'lı seviyelere, 35'li seviyelere kadar düşmesinde aslında bir sebebi de bu. Yani hisse senedinin yürümemesinin, yukarı doğru atak yapmamasının aslında sebebi de bu olabilir diyebiliriz. Çünkü gerçekten de şirket borç almış ve borç aldığı zaman da yatırım yapıyor, bir proje yürütüyor ve bu yürüttüğü projenin de ileriki zamanlarda örnek vermek gerekirse 2 yıl, 3 yıl süre içerisinde ancak ve ancak meyvelerini vermesi gerekir. Ve tabii ki bu süre içerisinde maalesef ama maalesef hisse senedinin düşüşleri yine olma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Öz kaynaklarda ise eksi 3'lük bir düşüş var. Bu da yine öz sermayenin altındaki bir kalem olduğunu söylüyoruz ve öz kaynaklarda da düşüşün olması da kasaya para girmek yerine kasadan az da olsa bir %3'lük para çıkması oluyor. Normalde bakıldığı zaman zaten aşağıda net kâra bakıldığı zaman 160 binlerden arkadaşlar yani 160 bin seviyelerinden 219 bin seviyelerine düşmüş durumda. Bunun önümüzdeki hafta yani pazartesi günkü nasıl yansır kanaatimce satışla başlayabileceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki her zaman söylediğim bir mevzu vardır. Gün sonu kapanışları baz almamız her zaman önemlidir arkadaşlar. Yani gün içerisinde seyrine aldanıp paniklere kapılmamak gerekiyor. Ancak hisse senedinin pazartesi günü açılışta satış baskısı olma ihtimali olabilir. Ama gün içerisinde
içerisinde nasıl bir seyir olacağını hep beraber görebileceğiz arkadaşlar. Şimdi bir teknik analize geçiş yapalım. Arkadaşlar şimdi teknik analizde şöyle bir mevzu var. Daha önce dediğim gibi her zaman hisse senedi olarak bizim Reader hisse senedimizin biliyorsunuz ki halka arzdan itibaren hızlı bir şekilde yukarı doğru seviyelere ve 76'lı 78'leri seviyelere kadar çıktığını malumumuzdur. Zaten buradaki çıkışın sebebi daha önce sizlerle paylaşmıştık. İşte elektrik araba yapacak, o ilişkisi yaptı, bu şirketle anlaştı vesaire gibi durumlar. Ancak hisse senedinin bundan sonra korkutmadan inmesi mevzusu vardı. Ta ki 34-78 gibi bir seviyeler, yani 35'li seviyelere aşağısına da sarktığını zaten yaşadık hep beraber. Ancak hisse senedimizin bundan sonraki mevzusuna baktığımız zaman biliyorsunuz ki elektrikli araba, ÇED raporunun beklenmesi, bunlar hisse senedini kıpırdatmadı. Yani aslında bir beklenti vardı. Beklentimiz hızlı bir şekilde hissenin yukarı doğru adımları atması gerekiyordu. Ancak bilançonun zayıf gelmesi de zaten sebebinin aslında bir şekilde bunun olduğunu kanaatimize varabiliriz. Yani hisse senedi niye yürümüyor, niye çıkmıyor, niye baskılanıyor, niye satılıyor vesaire gibi durumlar her zaman konuşulan bir mevzuydu. Yani bu hisse senedine sahip olan yatırımcılar arasında konuşulan bir durum. Ancak tabii ki hisse senedinin teknik analiz osilatör tarafımıza sürekli düşmesi hep kendine bir aşağıda temel araması mevzu vardı. Ancak sevindirici bir durum var. Ben daha önceki analizlerimde, paylaşımlarımda aşağıda bakın şurada bir gap vardı, yani bir boşluk vardı hızlı hızlı tavanlardan dolayı. 29.96'ya kadar hissenin inme durumunu sizlerle bir beklentim vardı. Bakın burayı yapmadı. Yani burayı teyit geçti diyebiliriz. Aslında hissenin oturması mevzusu var. Şimdi hissemiz buradan bir yürür mü yürümez mi? Bununla ilgili olarak tabii ki önümüzdeki hafta kritik bir hafta bizleri bekliyor Reader hisse senedi olarak. Eğer ki hissemiz bu bilançodan sonra daha da aşağı inerse, işte bir taban yaparsa, belki 2 gün taban yaparsa gibi insanları korkutabilir. Ama bakın şunu da unutmayın. Nice hisse senetleri var. Bakın Miatek %750 kar yaptı, net karı. VBTYZ %1500 kar yaptı. Ama ona rağmen o hisse senetler de yürümedi. Yani bilançonun zayıf gelmesi ya da iyi gelmesi hisse senetlerine bundan sonraki hareketlerini pek bağlayıcı olduğunu söylemek doğru değildir. Ama tabii ki burada bir panik satış var. Bir korku yapar mı? Yapabilir arkadaşlar. Benim kanaatimce bu hisse senedinin biraz daha pazartesi günü çekebilir ama gün içerisindeki seyrine bakacak olursak hisse senedimizin biraz geriye çekip işte 39-38 seviyelerin belki aşağısına bile kapanışlar görme ihtimalimiz vardır. İnşallah yanılırım arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Yukarı doğru yürümesi için de tabii ki bir sıkıntı yok. Yani bir engel yok. Aslında yürümemesi için bir durum yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten de şirket çalışıyor aslında baktığımız zaman. Ve hisse senedimizin ilk etapta 41-80 seviyesi ve tabii ki 45'li seviyeleri bir kapanışları görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki daha önceki sizlerle paylaştığım bir mevzu vardı. Bir yukarıda direncimiz vardı. 52-15 kırmızı çizgimiz. Bakalım buraya kadar gelecek mi? Yani buranın gelmesi belki bir ay sürer, belki bir hafta sürer. Yani şu anda bunu kestirmek güç arkadaşlar. Bizim şu anda baz aldığımız mevzu hisse senedimizin alt segment noktası 34.92'li seviyelerin tekrar buralara kadar bir test yapıp yapmayacağına bağlı bir şey arkadaşlar. Bilançonun zayıf gelmesi alakalı. Şimdi RSI tarafımız, yani indikatör tarafımıza baktığımız zaman aslında hissemiz yukarı doğru kırmaları başlattığını ve RSI'mızın pozitife doğru yön aldığını, MACD tarafı pozitif yönde seyrine ama yeterli bir para girişinin olmamasından dolayı buraya tekrar bir aşağı doğru çekme ihtimaline karşı da bizleri bekleyebilir. Ciddi ciddi bu hisse senedinin bir para girişini olup RSI'mizin 1.98 seviyesinde mumların atıyor olması gerekiyor. Bunlara odaklanmamız şart arkadaşlar. Yani bunun üzerinde bir artışlar, MACD tarafımızdaki artışlar bizim hisse senedimizi 45 seviyelerin üzerine götürebilir. Bunun için dediğim gibi bir ay da sürebilir, iki ay da sürebilir. Bunu şu anda kestirmek güçtür. Ancak şunu unutmayın, çalışan bir şirket, yatırım yapan bir şirket
Ve uzun soluklu bir yatırım yapan şirket, yani bir elektrikli araba yapmak gerçekten de öyle kolay kolay değil arkadaşlar. Bir telefon tamam yapıyor ama bir telefon gibi düşünmeyin, bir araba yapmak ve bu arabanın da tabii ki 30 Ağustos'u bekleyeceğiz. 30 Ağustos acaba nasıl şekillenecek? Acaba arabayı piyasaya çıkartacak mı? Biliyorsunuz ki elektrikli araçta 3 tane model bizlere tanıttı. Bunun ilki 30 Ağustos'ta söylendi. Bakalım 30 Ağustos'a şurada bir şey kalmadı açıkçası. Yani 2 aylık bir süremiz kaldı. 2 ay içerisinde acaba bu elektrikli aracın yollara çıkması, tanıtılması, lansmanının yapılması vesaire, bir sürüşlerinin aktif halde yapılması bizlere olacak mı? Ve bu olursa hisse senedi zaten bundan sonra yukarı doğru gider. Bilançoya pek takılı kalmamayın arkadaşlar. Yani bilanço dediğim gibi nice hisse senetleri çok çok güzel, mükemmel bilançolar açıklayıp düştüklerine zaten şahidiz. Ama Reader hisse senedinin ben geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bu bilançonun olumsuz etkisini pek fazla görmeyiz ve tekrardan hisse senedimiz yukarı yönlü adımlarını yapmaya gayret eder ve buna da mutlu bir şekilde bizler de şahit oluruz. Değerli arkadaşlar, sizlere Reader Teknoloji hisse senedinin özet bilançosunu akabinde teknik analizine baktık ve yorumladım. Umarım yorumlarımdan memnunsunuzdur. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin de bu yorumlara, bu hisse senetlerine yorumlarınız varsa aşağıda bize de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.